Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugün toolbar konumuza devam edeceğiz. Hatırlarsanız önceki derslerde toolbar'ın nasıl oluşturulduğunu, nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Ve en son olarak şöyle bir başlık bir de alt başlık ekleyerek toolbar'ımızı tamamlamıştık. Yalnız burada dikkat ettiğiniz, şimdi arka plan koyu renkli. Gördüğünüz gibi yazılarımızda koyu, güzel bir görüntü değil. Buradaki yazıları ben mesela diyorum ki beyaz yapalım. Bunu yapmadan önce şundan da bahsedeyim. Ne demiştik? Biz geriye dönük uyumluluğu biz bir ya XML ile ya da Java ile sağlayabiliyorduk. Şimdi mesela şurada set elevation diye bir özelliğimiz vardı, değil mi? Mesela bunu layout'ta biz tanımladık ama layout'ta tanımlamadıysanız da şuraya şöyle bir satır kod yazarak da bunu sağlayabilirsiniz. Burada biz ne yapıyoruz? Çalıştırılan SDK eğer diyoruz Lollipop ve sonrasıysa Toolbar'a set elevation 5 float bir değer bekliyor. Benden bu böyle bir parametre vererek elevation'ı sağlayabilirsiniz Java koduyla dinamik olarak. Aksi takdirde XML ile nasıl yapıldığını bir önceki derste anlatmıştım. Şimdi benim istediğim toolbar'ımdaki renklerle oynamak. Bunun için buradaki benim stil dosyamın içine gidiyorum ve tema, gördüğünüz gibi temam burada neydi benim? Parent Material Team diye bir isim vermiştim ve burada oluşturuluyordu kullanacağım renkler. Buraya gidiyorum. Yeni bir tane tema tanımlayacağım. Bu temam da benim direkt toolbar'ımla ilgili temam olacak. Şöyle Toolbar Team diye bir isim takıyorum buna. Ve diyorum ki bunun parent'ı, yani temel özelliklerini nereden alsın? Team Overlay Up Compat Light veya Dark diyebilirsiniz. Peki diyeceksiniz neden biz Team demedik de Team Overlay dedik? Burada şöyle bir kullanım mevcut. Team dediğimiz zaman ana temayı göz önüne alıyoruz ve onunla ilgili özellikleri yapıyoruz. Team Overlay ise belli başlı mesela nedir? Bir toolbar'dır. Bununla ilgili özellikleri değiştirirken de genel olarak parent olarak Team Overlay'i kullanıyoruz. Şimdi bunu light seçerseniz bu şu demek. Uygulamanız açık renklere sahip. Ama yazılar siyah olabilir. Aynı bizim örneğimizde olduğu gibi. Ben mesela bunu direkt dark seçersem bu da şu demek. Uygulamanız genel olarak dark, koyu renklere sahip ama içindeki yazılarla işte uygun tarzda açık renkler kullanılmış demek. Yani aslında benim örneğimde ben direkt bunu böyle seçer isem ve daha sonra burada oluşturduğum bu temayı gidip de toolbar.xml'lere tanıtırsam şöyle up Team diyerek neydi bunun adı? Style'ın içinde Toolbar Team diye yazmıştık. Bunu aynı bunun için yaptığım gibi bunun için de yapmam lazım. Şunu şuradan kopyalıyorum ve V21 klasöründe oluşturduğum Toolbar XML içinde bunu buraya yapıştırmam lazım. Şimdi bir testimizi yapalım. Dediğim gibi şu genel olarak koyu renkli bir temadır. Bu yüzden yazıların açık renkli olmasını bekliyorum açıkçası. Ve gördüğünüz gibi dediğim oldu. Ve burada belirttiğim renkler buraya uygulandı. Ama siz burada beyaz değil de yani bu temanın dışına çıkmak isteyip başka renkler kullanmak isteyebilirsiniz. Atıyorum kırmızı yapmak istiyorsunuz. O zaman arkadaşlar bunu belli etmeniz lazım. Mesela ben öncelikle şunu bir light'a çevireyim. Aradaki farkı görelim. Gördüğünüz gibi light yaptığımda bu da şu demek. Sizin temanız genel olarak açık renkte, yazılar falan siyah renkte. O yüzden bunlar yine siyah kaldı. Buraya kendi şeylerinizi, renklerinizi belirtmeniz lazım. Item dedikten sonra name diyorum. Ve biz ne demiştik? Toolbar'daki bu başlık kısımları falan text color, text color, primary isminde olanlar benim toolbar'ımdaki bu başlık gibi öğelerin rengini tutuyor. Ben bunu beyaz yapacağım. Bu yüzden hazır olan renkleri kullanabilirim. Text Color Primary dedikten sonra Android'de tanımlanmış olan renkleri kullanacağım. Şuraya white yazmaya çalışıyorum ama gelmiyor. Yani bu gelmiyorsa şuraya sadece Android yazarak bunun tanımının yapılmasını sağlayabilirsiniz. Böyle yaptığınız zaman gördüğünüz gibi bunu bulamadım dedi. Şöyle bastığımda hazır olan Android rengi geldi.
Aynı o şekilde item diyorum, name diyorum, Android, sonra text, color, secondary. Buna da yine ne verelim? Evet, Android'deki tanımlı olan renklerden buna da yine beyaz verelim. Şu an için amacımız nasıl kullanıldığını görmek. Bunları dediğimde daha önce siyah olan yazı renklerimin değiştiğini görmemiz lazım. Ve gördüğünüz gibi değişti. Bunun dışında ben Drawable klasörüme bir geri bir de logo diye iki tane dosya attım. Bunları nasıl kullanıldığını hemen şurada gösterelim. Ne demiştik? Toolbar öğemizi direkt olarak bunun için kullanabiliriz. Mesela set navigation ikon dediği her nokta Drawable'ın içinde mesela geri tuşu var. Aynı o şekilde set ikon diyerek de navigation ikonu dedik. Set logo diyeceğiz bu sefer. Uygulamamızın logosunu da bu şekilde toolbarınıza ne yapabiliyorsunuz? Ekleyebiliyorsunuz. Kontrol edelim. Gördüğünüz gibi iğrenç de olsa çünkü pikseli düşük olduğu için böyle kötü bir görüntü oldu. Bunları buraya ekleyip daha sonra istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sırf göstermek için yaptığım bir şey. Şunları da yorum satırlarının içine alalım. Toolbar'a da neler yapabiliriz? Onları göstermek adına yaptığım şeyler bunlar. Evet, bunlardan bahsettikten sonra şimdi gelin neye bakalım? Mesela bir menü oluşturalım ve onu nasıl kullanırız ona bakalım. Şimdi mesela bizim action barımıza yani toolbarımıza bir menü ekleyerek nasıl kullanıyoruz onu anlatmaya çalışayım. Öncelikli olarak bunu anlatmadan önce iki metotla bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi bizim toolbarımızı action bar gibi kullandığımız yöntemle menüyü nasıl çıkartırız. Bunun için şu daha önce yazdığım kodları geri almak zorundayım. Şu navigation'la logoyu da silelim. Bir tek şurası kalsın. Şunu da hatta şöyle yukarıya alalım. Gözümüzün önünde durmasın. Evet, toolbarımızı buluyoruz. Set Support Action Bar deyip bu toolbarı gösteriyoruz ve Get Support Action Bar deyip buna bir başlık ataması yapmıştık. Şurayı silelim. Aynı şekilde Get Support Action Bar'a Set Subtitle diyerek alt başlık diyelim. Şöyle hemen bir bakalım. Gördüğünüz gibi görüntü bu şekilde. Şimdi ben buna bir menü eklemek istiyorum. Bu menüyü öncelikli olarak bir XML dosyasında oluşturmam gerekiyor. Şurada baktığınızda bir menü klasörü yoksa şuraya sağ tık yeni deyip bir klasör oluşturuyoruz ve bunun adına menü diyoruz. Menü klasörüm oluştu. Bunun içine giriyorum. Yeni bir resource file dedikten sonra menü main diye bunu belirtiyorum. Evet, gördüğünüz gibi menü tipinde bu açıldı. Şöyle kontrol şurayı pardon şunu durduralım. Şimdi bunun içine menümüzde gözükmesini istediğimiz itemları oluşturabiliriz. Şöyle açalım bunu. Öncelikli olarak ne koyalım? Mesela şu masa üstüne ben iki tane dosya atmıştım. Sil ve ara diye. Şunları kopyalıyorum. Ve uygulamamdaki Drawable klasörüne yapıştırıyorum. Evet. Sil ve ara diye iki tane resmi buraya koydum. Android. Öncelikle bir ID verelim bunların her birine. Tabii bunları nereye yazmam lazım? Şuraya. ID dedikten sonra yeni bir ID. Mesela öncelikli olarak neyi koyalım? Sil'i koyalım. Sil desin bunun adına. Daha sonra bunun bir title olur. Title dediğimiz şöyle büyük harflerle sil yazsın. İkonu belirtelim. Evet, Drawable'ın içinde sil.
Menü itemların sıralamasını belli eden order in kategori diye bir değer var. Bunu da 100 verebiliriz şu an için. Ve bir de show action as diye bir metot şey property var ki bunu da şu an için always yazalım. Always yazdığımız zaman ne olacaktır arkadaşlar? Benim burada oluşturduğum item sürekli olarak benim menümde gözükecektir. Şimdi burada bir hata alıyoruz. Ne diyor? Res auto denilen şeyi yazmadın diyor. Şimdi şuraya gelip herhangi bir şeyden şunu kopyalayabilirim. Res auto dediği şurada. Evet. Şu satır kodu buraya yapıştırıyorum. Bundan sonra da şurayı ne yapmak lazımmış? Up yapmak lazımmış. Tamam. Bunu yaptığımda ilk menü öğemi oluşturmuş oldum. İsterseniz şunu hemen bir ekranda gösterelim. Şuraya gelip main aktiviteye onCreate metodunun içindeyiz. Şunun altına gelelim ve diyelim ki onCreate option menü. Bu metodu override etmemiz gerekiyor. Bunu yaparken de bir tane metodumuz var. Get menu inflator diye. Inflator ne işe yarıyordu? XML öğelerini Java'ya çeviren sınıftı. Daha sonra inflate diyoruz. Birinci parametre olarak menülerimi tutan layout'u gösteriyorum. İkinci parametre olarak da şuradan bana parametre olarak gelen menüyü vermem gerekiyor. Bunu dedikten sonra bir de bunun tıklanma olaylarını ele alan ne vardır? On option item selected diye. Bunu daha sonra doldururuz. Şu an için bir uygulamamızı test edelim. Uygulamam açıldı. Bir bakalım. Ve gördüğünüz gibi benim menü öğem buraya yerleşti. Aynı bu şekilde ben diğer öğeleri de buraya yerleştireyim vakit kaybı olmasın diye. Şöyle videoyu durdurup. Evet arkadaşlar, itemları yarattım. Gördüğünüz gibi bir tane de ara diye bir seçenek koydum ve bunun da bir ikonu var. Ama daha sonraki öğeler için gördüğünüz gibi Show as Action'ı Never olarak seçtim. Şimdi bunun ne işe yaradığını örneği açınca göreceksiniz. Şöyle başlatalım uygulamayı. Onlarda herhangi bir ikon yok. Sadece ve sadece isim yazıyor. Uygulamaya bakalım. Ve gördüğünüz gibi açılmış. Şimdi burada Show as Action diye Always diye seçtiğim şeyler benim direkt Action barıma yani Toolbarıma eklenirken Never dediklerim ise buraya yani Overflow menü dediğimiz şeyin altına geldi. Gördüğünüz gibi zor bela okunuyor. Neden? Çünkü biz bunun text color'ını beyaz olarak seçmiştik. O yüzden bu şekilde gözüküyor. Şuraya ayarlar, şunlar gördüğünüz gibi tıklanabiliyor. Bu şekilde ayarlamış olduk. Şimdi main activity'ye gidelim. Her bir öğenin tıklanma işlemini ele alan şu onOption item selected metodunu doldurmaya çalışalım. Şöyle bir tane mesaj diye bir string diğer oluşturuyorum. Şimdilik bu boş olsun. Daha sonra bir switch case yapısıyla hangi öğeye tıklanmışsa onların ID'sine göre işlem yapacağım. Şimdi diyorum ki tıklanan öğenin ID'sine göre burada ben işlemler yapacağım. Bunlar için neler oluşturmam lazım? Case'ler oluşturmam lazım. Nelerim vardı? Mesela araysa 2 nokta şuraya break diyoruz. Bu işlemi hatta şuraya da bir mesaj yazdıracağız. Mesajım eşittir. Ara tıklandı. Bunları böyle bütün menü itemlar için yapabilirim. Ara vardı. Başka ne vardı? Sil vardı. Daha sonra düzenle vardı. Ayarlar vardı. Bir de ne vardı? Çıkış. Çıkış diye benim item'ım vardı. Ara olursa bu olacak. Sil. Düzenle. Ayarlar ve çıkış. Sonra bu switch işlemi bittikten sonra da şuraya bir toast mesajıyla toast.make_test context olarak bunu gösteriyorum. Ekrana ne yazılsın? Mesaj yazılsın. Bir de bu ekranda toast.layout
Flank Lock diyerek ekranda belirsin tıklanılan öğe. Bir testimizi yapalım. Uygulamam açıldı. Mesela gelip şuraya düzenleyi tıkladığımda gördüğünüz gibi düzenli tıklandı dedi. Kaybolsun. Buna bastığımda ara tıklandı dedi. Şöyle basılı tutarsam da gördüğünüz gibi title olarak verdiğim şey şöyle basılı tuttuğumda hem bir ripple efekt oluşuyor hem de benim title olarak verdiğim değer orada gözüküyor. Yani o butonun ne işe yaradığını kullanıcı basılı tutarak anlayabilir. Şimdi bunu yaptıktan sonra şuradaki pop-up sorunu çözmeye çalışalım. Gördüğünüz gibi burada yazılar okunmayacak kadar beyaz renkte. Bunun için ne yapmamız lazım? Pop-up'ları ele alacak bir stil tanımlamamız lazım. Ben şimdi toolbar'ıma böyle bir stil tanımlamıştım. Aynı o şekilde style deyip ismine de ne yazalım? Pop-up menü diyelim buna. Ve bunun da parent'ı light değil de mesela dark olsun. Bakalım sorunumuz çözülüyor mu? Pardon, alert diyalog değil. Team overlay dark. Bunu yaptıktan sonra tabii bunu bir yerde vermemiz lazım. Nerede vereceğiz bunu? Toolbar'ımıza gidiyoruz. Gördüğünüz gibi toolbar'ın bir team'i var. Bir de aynı şekilde pop-up team diye bir şey var. Onu belirtmemiz gerekiyor. Style dedikten sonra neydi benim pop-up menü dediğim tema adını buna vermem gerekiyor. Bunu aynı bu şekilde yaptığım gibi versiyon 21'deki toolbar içinde oluşturmam gerekiyor. Şöyle durduralım, bir daha bir başlatalım. Bakalım herhangi bir değişiklik olacak mı? Yoksa benim buraya özel bir color, renk tanımlamam gerekiyor mu? Uygulamam açıldı. Şöyle bir bakalım. Tıkladım. Ve gördüğünüz gibi eğer onun temasını dark seçerseniz ona uygun bir görüntü oluyor. Bütün menü öğeleri de şu an okunabilir durumda. Evet, pop-up team'i de bu şekilde belirledik. Bunu böyle yaptıktan sonra içine herhangi, yani istiyorsanız buradaki renkleri tabii ki de kendi verdiğiniz renklerle değiştirebilirsiniz. Background color'ına kadar. Evet. Şimdi bu anlattıklarımda ne oldu? Şöyle main activity'ye bakarsanız biz toolbar'ı bir action bar'mış gibi kullandık. Neden? Çünkü set support action bar deyip toolbar'ı ona verdik. Şimdi bu örneğin aynısını toolbar'ı birebir kullanarak nasıl yaparız onu göstereceğim. Bunun için şuradaki main activity'ye gidiyorum ve şuradaki işlemleri yorum satırı içine alıyorum. Toolbar'ım burada oluşmuştu. Yine toolbar.setTitle diyerek merhaba yazdıralım. toolbar.setSubtitle diyerek alt başlığımızı yazdıralım. Bu özellikleri şu an kullanma şeklim ne? Toolbar'ı birebir direkt olarak kullanmak. Yani action bar'la şu an için hiçbir alakası yok. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Bir hata alacak mıyız? Çalıştı ve gördüğünüz gibi option menümüz gelmedi. Yani neden gelmedi? Çünkü biz bunu artık action bar olarak kullanamadığımız için şu iki metot şu an için hiçbir önemi kalmadı. Peki bunları nasıl kullanırız? Şu şekilde toolbar dedikten sonra nokta inflate menüyü kullanarak sadece ve sadece r.menu.menu main yani menü için oluşturduğum layout'u vererek benim menü layout'umun ekrana gelmesini sağlayabilirim. Aynı şekilde bunların tıklanma olayları için ise set on menu item click listener'ı oluşturabilirim. Buraya da gelip new on menu item click listener dersem şuradaki on menu item click listener her bir öğe tıklanıldığında çalışacaktır. O zaman da ne olacak arkadaşlar? Yine şurada yazdığımız şu kodlar orada da geçerli olacaktır. Şunları şuradan kestim. Buraya yapıştırıyorum. Evet. Şimdi yalnız buradaki bu this
Ten ziyade bir hatamız var sanki. Şöyle bir bakalım. Şuraya baktığımızda gördüğünüz gibi bu metot Boolean değer döndürüyormuş ama ben şu an sadece ekrana bir toast mesajı gönderdim. Ekrana herhangi bir şey göndermedim. True döndürüyorum. Çünkü bu çalıştı anlamına gelecek. Bunu dediğimde bir hata şurada kaldı. This diyor, siz diyor kontekste inner bir metod içine ulaşamazsınız. Bunun için ne yapmanız lazım? Get context veya get activity demeniz lazım. Get activity diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. O zaman ne deriz? Main activity nokta list diyerek de buna ulaşabiliriz. Evet, bir hata kalmadı. Artık bu metotlara da ihtiyacımız kalmadı. İşte bu metotlar eski action bar varken geçerliydi. Biz artık ne yaptık? Toolbar'ı birebir kullanarak menümüzü oluşturduk. Onunla ilgili item klikleri de sağlamış olduk. Bir bakalım hatamız var mı? Çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi çalıştı. Tıkladığımda da sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Yani böylece neyi gördük? Toolbar'ı bir action bar gibi nasıl kullanırız onu gördük. Ama şu an son haliyle de nedir? Toolbar'ı direkt birebir olarak hiç action bar'a bulaşmadan kendi halinde nasıl kullanırız? Onun da örneğini yapmış olduk. Umarım faydalı olmuştur. Umarım anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.